Yemek Adası'na ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim pratik bir şekilde dakikalar içinde evde tavada kek nasıl yapılır onun yapımını göreceğiz. Öncelikle keserek göstermek istiyorum. Nasıl bir kek yapacağız? Yumuşacık, sünger gibi pratik bir şekilde çayınız demlenene kadar hazır olacaktır. Dokusunu da gösterdim özellikle. Buyurun şimdi yapımını görelim. 2 adet yumurtayı karıştırma kabımızın içine kıralım. Üzerine en küçük çay bardağı ölçüsüyle 1 çay bardağı toz şeker ekledim. Güzelce karıştıralım. Eğer mikseriniz yoksa çatalla da yapabilirsiniz. Sonuç değişmez. Aynı şekilde güzelce kabaracaktır. Üç dört yemek kaşığı kadar zeytinyağı kullandım. Çiçek yağı da kullanabilirsiniz. Çok yağlı seviyorsanız yağını fazla da ekleyebilirsiniz. Bir su bardağı süt kullanıyorum. Bardak ölçüm 200 milimlik. Biraz karıştıralım. Toplamda 2 su bardağı un kullanacağım. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milimlik. Eleyerek kullanalım. Ama vanilin ekliyorum şu anda. Bir paket. Bir pakette karbonat ekliyorum limonlu. Kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Eleyerek ekliyorum. Daha güzel kabaracaktır. Şimdi güzelce karıştıralım. Evet, fazla yağımız da süzüldü tavaya bardağımızdan. Onu güzelce yağlayalım fırça yardımıyla. Her tarafını güzelce yağlayalım. Unlamıyorum ben, sadece yağlıyorum. Şimdi hamurumuzu boşaltalım. Evet, bu şekilde vuralım, havasını alalım. Şimdi ocağı alalım. Ocağın orta gözüne bırakalım ve en kısık ayara getirelim ateşi. Kısık ateşte pişirmeye başlayalım. Süresi yaklaşık 40 dakika veya 45 dakika içinde pişecektir. Önce kontrol ettim, elime yapıştı. Henüz daha zamanı var. Tekrar kontrol ediyorum 5 dakika sonra. Evet, artık elime yapışmadı. Pişmiş demektir. Bu şekilde de kontrol ettim. Yapışmadı. Pişmiş. Şimdi dilerseniz bu şekilde sunum yapabilirsiniz. Ama ben böyle üzeri beyaz sevmiyorum. Diğer tarafını da pişirmek istiyorum. Evet, görüyorsunuz fırında pişirmiş gibi her tarafı eşit şekilde pişmiş, harika olmuş gerçekten. Hiç sanki ocakta pişmiş gibi değil, görüyorsunuz. Diğer yüzünü de kısık ateşte yaklaşık bir 10 dakika kadar pişiriyorum. Toplam pişirme sürem 45 dakika oldu.
Evet, güzelce pişti. Çubuğumuz da kuru çıkıyor zaten. Şimdi servis yapabiliriz artık. Evet, görüyorsunuz, şahane oldu. Bu tarifim şu anda yazlıkta olanlar, evinde fırını olmayanlar veya öğrenciler için gerçekten canları çektiğinde hemen yapabilecekleri çok pratik tarif. Daha önce tavada ekmek, poğaça, çiçek ekmek tariflerimi de vermiştim. Kek de vermek istedim. Görüyorsunuz, sünger gibi olmuş. Fırında pişirilmişten daha da güzel olmuş, görüyorsunuz. Eğer tarifimi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basıp abone değilseniz de abone olup bildirim zilini açmayı lütfen unutmayınız. Dokusunu da tekrar göstermek istiyorum. Gerçekten tadı da şahane, görüntüsü de, dokusu da mükemmel oldu. Yapıp deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.